İğneli işlemlerde illaki bir miktar ödem olur. Hyaluronik asit enjekte ettiğiniz yerde de dolgunun su çekmesine bağlı bir miktar ödeme olacaktır. Ama uzayan ödem ve çevre dokularda enjekte edilen dolgu miktarından daha yüksek bir hacim ortaya çıkması daha çok gözaltı bölgesinde gördüğümüz bir problemdir. Bu dolgunun o bölge için daha büyük partiküllü seçilmesinden kaynaklanmış olabilir. O bölgede lenfatik dolaşımla ilgili sorunu olan insanlara yapıldıysa böyle bir durumla karşılaşılabilir. Yine gözaltı bölgesinde botoksla birlikte yapıldıysa, botoksun etkisiyle o bölgede de dolgunun dolaşım sorunları yaratması, botoksun kası gevşeterek bu bölgede hacmi artırıcı etkisinin dolgunun hacim artırıcı etkisiyle birleşmesi, gözaltı şişliği gibi, ödem gibi bir görüntü yapabilir. Bir de nadiren o bölgenin lenfatik dolaşımının sorunlarından kaynaklı uzayan 6 ayı, 1 seneyi geçen ödemler ve şişliklerden bahsedilebilir. Bu durumlar daha çok küçük hiyaluronidaz dediğimiz dolgu hiyaluronik asidi eriten enjeksiyonlarla rahatlıkla çözülebilir durumlardır. Tabii bunu bize dolgu uygulamasını yapan doktorun gerçekleştirmesi en doğru yaklaşım olacaktır.